Hop, tamam. Şimdi bunu da bir takalım hemencik. Biraz da bu adı. Biraz da sağ kulak. Sesim, tamam, sesimi kaydediyor. Evet, en son Albay Tobin'le konuştuk. Onu bize yardım etmesi konusunda ikna ettik. Dedik ki işte, eğer bize yardım etmezsen, eğer Darth Nihilus durdurulmazsa, sadece Telos değil, Onderon ve yanındaki ve onun yanında bütün gezegenleri tüketecek filan dedik. Tabi o da Onderon'un yok olacağını duyunca tabi korktu. Şimdi o bizim tarafımızda. Hani bir tane proton küresi patlamıştı ya, şu an bir tane protonumuz eksik. Şuraya götüremiyoruz. Çünkü bomba yok elimizde. Ama şurada şey vardı, bu workbench odası var ya, orada proton bombaları vardı. O olayla şey ilgilenecek, Tobin ilgilenecek. Manuel olarak patlatacak. Tamam. Nereden gidiyoruz? Şuradan gideceğiz. Tamam o zaman. Gidip Darth Nihilus'un ağzına sıçalım mı güzel? Muhtemelen o bizim ağzımıza sıçacak. Hadi bakalım. Bu kaçıncı bölüm acaba? Bir saatlik video çekmişim. Kaçıncı bölümde cidden? Dur. Dur, bütün ekranı gördünüz. Ama yapacak bir şey yok. Önceki videoları biraz kontrol ettim de oyunun sesinde bir şey var. Bir azalma vardı. Meğersem bundan dolayıymış. Hatta dur ya. Hiç böyle kısmayalım OBS'den. Direkt dümdüz koyalım yani. Aha. Prototip kalkanımız gitti. Yalnız niye buradaki herkes? Ha, elit askermiş. Ama olsun, komando değil. Ben olsam komandolarımı buraya koyardım. Ama o zaman o da yanlış bir strateji olabilirdi. Yalnız bir şey fark ettim. Sen... Aa bak. Benim bu kulağım sorunlu cidden ha. Bak. Buraya kulaklık taktım, kendimi az duyabildim ama şimdi... Buraya taktım, kendimi daha iyi duyabiliyorum. Benim cidden şu kulak... Pardon, bu kulak sorunlu. Az duyuyor. Cidden öyle mi acaba ya? Buradan bir şey çıkmadı. Aç şunu, aç. Teşekkürler. Şimdi ne taraftan gideceğiz? Gerçi fark etmez ya. Aslında fark ediyor, evet. Fark ediyor çünkü... Ne çıktı lan? O... Erkenden şey yaptım. Yüksek güvenlikli kapıymış tabii canım. Ha evet, buradan gidilmiyor, evet. Burada sadece malzeme var. Mandalorian Heavy Repeater. Acaba Kendros'un elindeki de mi şey? Evet. O zaman sıkıntı yok. Kendros'ta zaten en iyi silah var. Mandalorian malı en iyi silahtır. Mandalorian malı en iyi maldır. Aha. Allah. Aha. Vallahi sıçtım ağzınıza. Vay ya, sizi kritik saldırıyla bile öldürürüm ha. Gelin lan buraya. Sıçtım ağzınıza. Ana ölmedi. Aa, helal olsun. Lisas. So be it. Size bir zahmet şey yapabiliyor musunuz? Gelin buraya. Siz bir iki dakika burada bekleyin. Çünkü ben o Dark Jedi'larla yalnız dövüşmek istiyorum. Niye? Çünkü yapabilirim. Çünkü eğlence istiyorum ben. Zorlanmak istiyorum. Bak, iki tane ne güzel karanlık Jedi. Bir tanesi ise kadın. Ve güzel. Hop. Dur bakalım. Hayır. Şimdi bunları bir tane daha bayıltalım. Sonra bunları öldürek. İşte bu be. Bundan daha keyif verici bir şey olabilir mi? Ki Malachor'da bunu bol bol yaşayacağız. Unarmed Specialist, öyle mi? Peki. Stealth Run. Aslında şu toughness işimize yarayabilir.
Hayır, toughness değil. Toughness istemiyorum. Recommended neymiş? Stealth run, hayır. Stealth run istemiyorum. Ben şunu fulllemek istiyorum. Şunu fulllemeye çalışalım. Ki bir sonraki level atlamamıza daha çok var. Muhtemelen Malakor'da falan level atlarız. Aa hayır hayır hayır, gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Gelmeyin, şurada da karanlık cedarlar vardı. Aa bak, gördün mü, zarar bile veremiyorlar. Gel 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 gel. Heh. Oo, herife bak sen. Şu benimdir. İşte bu be. Aa, beni sömürüyor. Bak sen. Tamamdır. Gördünüz mü adam? Beni sömürmeye çalışıyordu işte. Darth Nihilus'un eğitimleri. Gerçi bu Darth Malak'ın zamanında da vardı. Ama Vitiate'in eğitimleri de olabilir bu. Sömürmek filan. Yaşamı sömürmek. Dikkat ederseniz Sevator'da böyle şeyler yok. Sith İmparatorluğu o zamanlar biraz daha düzgün. Yaşam yok etmek gibi bir amaçları yok yani. Sadece köleleştirelim, şey yapalım tarzı. Ha, burada dolap yokmuş. Evet beyler, Darth Nihilus'a dövüşmeye gidiyoruz. Bu kapı şeye gider, köprüye gider ve aynı zamanda da beni eski efendime götürür. Eğer gücünü toplamak istiyorsan şimdi tam sırası diyor. Ben hazırım. Direkt gidelim, ağzına sıçalım herifin. İnşallah o bizim ağzımıza sıçmaz. Hatta çıkardım kılıcı, direkt dalacağım böyle. Geliyorum lan. Koşuyorum sana doğru. Gel buraya. Hadi save al şurada. Gel buraya. Bak görüyor musun? Herif bize tınlamıyor bile. Biz gelmişiz filan, hiç umurunda değil. Çünkü yani tek yapması gereken şey arkasını dönüp elini kaldırmak yani. O derece güçlü bu herif. Ben buraya kendi seçimimle geldim. Visas bunun parçası değildir. Hayır. Ona zarar verme diyor. Sana ihanet eden kişi benim diyor. Acı çekmesi gereken kişi benim diyor. Sana geri döneceğim ama lütfen ona zarar verme diyor. Bana yaptığın şeyi sakın ona yapma diyor. Sana yalvarıyorum diyor. Lan? Bırak lan kızı. Onun sadakati artık benimle ve senin savaşın benimle. Lan! Uzak dur lan kızımdan. Kriya sana yalan söyledi. Burada Jedi yok. Ve bunu hissetmiş olmalısın. Ne diyorsun lan? Hiçbir şey anlamıyorum. Anca diye böyle konuşuyor. O zaman o kazandı. Ona karşı olan zaferin bir hiç uğrunaydı. Ya da şunu kullanak. Eğer gücünü burada kullanırsan sadece kendini yoracaksın ve savunmasız bir hale geleceksin. Aynen şimdi yaptığı gibi bak. Şu an savunmasız hale geldi. Şimdi bile açlık seni tüketiyor. Tıpkı Kriya'nın bildiği gibi. Gel buraya, gel gel. Sen benim sevgilimi nasıl itersin lan? Gel lan buraya, gel lan buraya. Allah. Abi nasıl tek attı, gördünüz mü? For Clan Order. Ona dokunursan senin ağzına sıçarım Nihilus. Gel buraya, gel gel gel. Sıçacağım senin ağzına. Demek sen benim kızıma el kaldırırsın ha? Ha? Sıçtım senin ağzına, sıçtım. Visas'a el kaldıran karşısında beni bulur.
Yarıya indirdik şu an canını. O çok güçlü diyor. Sen ile onun aranda bir bağlantı var. Bu linki bir şekilde rahatsız edebilir misin? Deneyeceğim diyor. Aha, hakikaten de deniyor. Onu daha fazla tutamıyorum dedi. Ama en azından Dark Nihilus'ı da birazcık olsa şey yaptı yani. Baksana biraz Nihilus'ı yamulttu yani. Gel buraya, gel gel. Gel gel. Sıçtım ağzına. Sıçtım senin ağzına. Öleceksin. Sıçtım senin ağzına. Sıçtım Nihilus. Sen benim visasımı el kaldırırsın ha. Sıçtım senin ağzına. Sıçtım sıçtım. Azıcık canın kaldı zaten. Benden beslenmeye çalışma. İşte bu kadar. İşi bitti. Yalnız Mood'un arkada verdiği şey arka plan çok güzel. Sen ne yapıyorsun orada diyor. Bu gemiden gitmeliyim. Hemen diyor. Ne yapıyorsun Lisas? Pardon Visas. Görmem gerekiyor. Güç ile ve gözlerim ile birlikte diyor. Ne yapacak? Eğer bu sana biraz huzur ve barış verecekse, gerçi ikisi aynı şey de, yap. Görmen gereken şeyi gördün mü? Evet, yeterliydi. I wish to learn the ways of the Force from one who has already faced that pain, and to use it to save the galaxy from those who would do it harm. Wherever you walk, I will follow you. My path is at an end. Nereye gidersen git seni takip edeceğim. Artık benim yolum bitti diyor. Diğer yerleri çevireceğim. Bir cutscene geçsin. O zaman bırak da bu gemi ölsün. Tıpkı yıllar önce ölmesi gerektiği gibi. Gidelim artık. Darth Nihilus da görmüş olduğunuz gibi. Aha! Dedi madem öleceğim size de elektriği vereyim ki sizi de yanımda götüreyim tarzı elektrik verdi. Oha! Şuna bak. Candorus sen iyi misin? Benden uzak dur. Yardımına ihtiyacım yok. Sadece beni burada bırak gitsin. I have watched my people die. You will survive. You have no choice. You have been wounded before and lived, Mandalorian. Rise. Many battles do you still have left in you? You sound like Revan. The end. Do you know what he told me in those last days on the Outer Rim? That the Mandalorian Wars were our doom. And that we had been deceived, that it had never been our decision to wage war with the Republic. Revan said the Mandalorians didn't invade the Republic space 10 years ago because it was our choice. We were tricked. Our entire people sacrificed as pawns and never knew it. Ah, böyle çok kötüymüş lan. Bu savaş mı? Bir savaş mı? Dur sonra çevireyim. A war of belief that had been fought for thousands of years. Revan went off to fight it and left you here. Revan was one of the greatest military leaders in the galaxy. In history, he knew what he was doing. And I always follow orders. Anlaşıldı. Darth Nihilus'u yendin ve Teelos'u kurtardın. Ve kendini. Ha şey demek istiyor. Darth Nihilus'u yendin. Teelos'u ve kendini yıkımdan kurtardın diyor.
Generation 51. Şimdi söyledikleri cümleleri çevireceğim. Kendros, sen iyi misin? Ha dur, şuraya çevirmeliyim. Ana dünyamın ölümü her zaman orada içimde olacak ama artık benim geleceğimle oynamayacak, geleceğime diktatörlük etmeyecek diyor. Bu kadar acıyı çoktan hissetmiş, tecrübe etmiş birinden gücün yollarını öğrenmek isterim diyor. Ve bu yolları galaksiye zarar vermek isteyen neden kurtarmak istiyorum diyor. Yani kurtarmak adına kullanmak istiyorum bu gücü diyor. Her nereye gidersen git artık seni takip edeceğim çünkü benim yolum bitti diyor. Şimdi Kendros ile Mandalor arasındaki cümleleri çevirelim. Kendros, sen iyi misin? Benden uzak dur diyor. Yardımına ihtiyacım yok. Sadece beni burada bırak gitsin. Kendros, güç bütün canlıların içindedir. Canlıların içinde işler diyor. Halkımın öldüğünü gördüm. Ama sen hayatta kalacaksın. Başka bir seçeneğin yok diyor. Daha önce de yaralandın ama yaşadın Mandalorian diyor. Ayağa kalk. Senin üzerinde pek çok savaşın izleri var diyor. Mandalore'da tabi ayağa kalkarken şey diyor. En son cümlede aynı Revan gibi konuştun diyor. Bana ne söylediğini biliyor musun diyor. Dış şakadaki son günlerimizde diyor. Bana dedi ki Mandalorian savaşları bizim kıyametimizdi. Ve hepimiz kandırılmıştık. Yani Revan bunu ona söylemiş. Yani bunu söylemiş. Cumhuriyete karşı savaş açmamız asla bizim kaderimiz değildi diyor. Revan bunu da söylemiş. Revan dedi ki Mandalorianlar Cumhuriyet uzayını 10 yıl önce fethetmedi diyor. Çünkü bu bizim seçeneğimizdi diyor. Biz kandırıldık diyor. Bizi kandırdılar diyor. Yok pardon, kandırıldık diyor burada. Ve halkımız tıpkı piyonlar gibi katledildi diyor. Ve bunu hiçbir zaman öğrenemedik. O dedi ki bir savaş geliyor diyor. Dış bilinmeyen bölgelerde bekleyen bir şey diyor. Karanlıkta bekliyor. Bizim birbirimizi yok etmesini bekliyor diyor. Visas. Bir savaş mı? Bu savaş mı? Mandalor. Hayır, bu savaş değil. Başka bir savaş. Çok daha korkunç. Anlayamadığımız bir kötülüğe karşı. Binlerce yıldır savaşılmış olan ama daha anlaşılmamış bir savaş inancı diyor. Revan onunla savaşmak üzere gitti. Visas. Ve tabii seni burada terk etti. Revan galakside ve tarihte galaksinin ve tarihin en büyük askeri liderlerden birisiydi diyor. Ne yaptığını biliyordu diyor. Ve ben her zaman emirleri uygularım, takip ederim. Yalnız abi şimdi bak saat 11 olmuş. Gece 11 şu anda. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Şu görevi de tamamlayalım. Mekke'ye gelmek üzereyken videoyu bitirelim. Ki zaten 18 dakika olmuş. Son görevi yapana kadar da bence bir 20 dakika olur. Böylece bitiririz. Burada da kimse yok. Madem gideceğiz, gemiyi iyice bir lootlayalım. Yalnız iyi bir silah çıktı sanki ha. Bunlar pek de önemli silahlar değil. Bunu da sürekli basıyorum ama ne bileyim, basmak da hoşuma gidiyor. Yalnız abi şimdi biz bu Darth Nihilus'u zar zor yendik ya, acaba Kree'yi yenmek ne kadar zor olacak? Daha mı zor olur yoksa az mı zor olur bilmiyorum. Ama bence biraz zor olsun ya. Madem ki o kadar final gelmişiz, biraz zor bitsin yani. Şimdi şu odaya gitmemiz gerekiyor ya da direkt şuraya da gidebiliriz. Bir bakalım. Bir şey yapabiliyor muyuz? Aa, yapamıyoruz. Bir de oraya gelince seste bir gariplik oldu ha, böyle bir zıt zıt yapmaya başladı yani oraya varınca. Ama tabii elimizde bomba olmadığından şey yapmadı. Cutscene girmedi. Şu proton bombalarının olduğu odaya bir gidelim.
Buna tıklamamız gerekiyordu. Ha yo. Şu nerede? Ha şu bilgisayara bağlanmamız gerekiyor. Şu misal dediği füzeler var ya. Füzelerin bırakıldığı, fırlatıldığı kapıyı açacağız. Fırlatma sekansını başlat. Kapılar cevap vermiyor. Torpido acil durum. Torpido acil durum kapatması aktifleşmiş. O zaman onu da kapatalım. Güvenlik protokolleri devre dışı bırakıldı ve füzeler fırlatılmaya hazır diyor. Sonra buna tıklayacağız. Soketinden şu oldu. Kilidi açıldı. Artık çıkarılabilir diyor. Proton küresini çıkartalım. Fırlatılabilir alan var ya, oradan bir tane proton bombası elde etmişiz. Füzenin fırlatılacağı bölümden dördüncü bir proton bombası elde ettin. Şimdi onu son bomba olarak kullanabilirsin diyor. Gemiyi yok etmek için diyor. Nereye gidiyoruz? Bu tarafa gidiyoruz. Ama şöyle gitmemiz gerekiyor. Evet. Bakın ben dedim size. Bunu yapana kadar bir 22 dakika olur dedim. Bak 30 saniye sonra 15 saniye sonra 22 dakika olacak. İyi, en azından bu da izlenebilir bir video haline geldi. Sizin için de zor olmaz yani. Hedeflerden birine ulaştın. Proton küresini yerleştir. Sonra sinyali ver diyor. Küreyi yerleştirelim buraya. Sinyal alındı ve tamam. Sinyal verildi. Proton küresi aktif. Bu da sonuncusuydu Mandalore diyor. Senin emrinle birlikte artık gemiyi yok edebiliriz. Az sonra oradayız. Buradan gidiyoruz. Visas'ın efendisini yok ettin. Şimdi tek yapılması gereken şey gemiden ayrılmak ve patlayıcıları patlatmak diyor. Tamam, bana uyar. Ya sen bu ne ya? Şuna bak. Uzaya resmen açığız ama uzayda öyle bir partikül atmosferi var ki oraya şey yapmıyoruz. Uçmuyoruz yani oraya. Saçım da sanki ne bileyim serseri gibi. Ne taraftan gidelim? Hangisi en kısa yol? Şu taraf. Ya da yok ya, yok yok. Ben yolu uzatmak istiyorum. 23 dakika olsun bu video. Ha yok lan, burası değil. Burası en kısa yolmuş. Neyse bir şey olmaz. Ben şurada bir save alayım. Çünkü sadece gidiliyor mu gidemiyor mu orasını bilmiyorum. Aa hakikaten bak, merak etmedim değil. Ya ama çok merak ediyorum. İnşallah tek bir seçenek yoktur. Heh, tamam uzak duralım şimdilik. O görevi de bitirdik. Ravager'ı yok ettin diyor. Daha Ravager'ı yok etmedik ki. Onu uzayda sürüklenen bir enkaza çevirdin diyor. Ama diyor, ben bu videoyu burada durdurmak istiyorum. Bitirmek istiyorum. Çünkü artık saat geç oldu. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Özellikle de bu videoya like atmanızı istiyorum. Çünkü Darth Nihilus'u yenmişiz. Ve gemisini de patlatacağız gelecek bölümde. Bir de abone olursanız sevinirim. Discord, Twitter ve Steam grubu linklerimiz açıklama kısmında bulunmakta. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.